Türk kadim devleti olarak yüce Türk camiasına seslenişimdir. Bu yayını dinlemeden önce şu anda bulunduğunuz Kayaların Oğlu Hüseyin Hakkı Kahveciye ait YouTube kanalındaki 13 Haziran 2023, 25 Ağustos 2023 ve 19 Eylül 2023 tarihli yayınlarımı dinlemeyen ya da dinleyip de hatırlayamayanlara bu üç yayını dinledikten sonra şu anki yayınımı dinlemelerini rica ediyorum. Evet, Türkler devletlerini kurarken dünyada hiçbir ırkın yapmadığı bir şeyi yaparlar. Devletlerini kurarlarken ne zaman ki Tanrı buyruğundan ayrıla, o vakit durulmaya, yıkıla şeklinde dua ederler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken bu dua Ankara'da Hacı Bayram mevkiinde yapılmıştır. Ancak bir önceki devletin kuruluşunda yapılan duanın kadim devletin evladı Ataman Gazi'den hemen sonra çiğnendiğini çok iyi bilen Türk kadim devletinin ulu evladı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk daha hayattayken başlayan karşı devrim hazırlıklarını kendisini öldürme planlarını ve teşebbüslerini iyi bir şekilde analiz ederek, bayrağı yerleştirdiği Tarık Yıldızı'ndan aldığı emir ile, evet, Tarık Suresinin 17. ayetine istinaden, devleti Tanrı buyruğundan ayıracak güruha mühlet vermiş ve 2. 19 sürecini planlamış ve Ramazan ayının 19'unda, 10 Kasım 1938'de saat 09:05'te birinci 19 sürecini sonlandırmıştır. Türk Kadim Devleti şimdiye kadar nerededir diye soru soranlar bilsinler ki verilen bu mühletlerin sonuna gelinmeden Türk Kadim Devleti sahaya inmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin payidarlık tarihi 29 Ekim 2023'tür. Saati ise 09.05'tir. Devletler insan içindir ve insan doğası ile uyumludur. O yüzden devletlerin doğum süreci insan doğası ile uyumlu olarak planlanır. İnsanoğluna devlet tesis etmeyi öğreten Davut Peygamber'dir. O yüzden devlet kodu Davut Peygamber'in kodu olan 14'tür. Türk Kadim Devleti'nin ulu evladı Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 2023 saat 09.05'ten devlet kodu olan 14 çarpı tanrısal kod olan 19 gün önce, 266 gün önce, 5 Şubat 2023 saat 09.05'te ikinci 19 sürecinin sahibi Kayalar'ın oğlu ile ruh bütünleşmesi sürecine girerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imarını yeniden başlatmıştır. Bu saatten tanrısal kod olan 19 saat ve liderlik imamet kodu olan 12 dakika sonra 1938'de Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim ile birlikte yaptığı plan gereğince Seçilmiş kişinin ismi göklerde iddia edilerek Hüseyin Hakkı Kahveci olarak kalp yani beyin çakrası açık olan Feraset ehli tarafından duyulmuştur. Evet, bütün kutsal metinlerde geçen kalp kelimesinin karşılığı beyindir. Mikail tarafından verilen bu nida ile kayalar sarsılmış, yer yerinden oynayarak birinci Kahramanmaraş depremi olmuştur. Ardından ahit sandığının kodu olan rakamların en büyüğü olarak gücü temsil eden 9 saat ve ashabı keyfin kodu olan 7 dakika sonra tekraren Mikail tarafından Hüseyin Hakkı Kahveci ismi nida edilerek kayalar sarsılmış, yer yerinden oynayarak ikinci kahraman maraş devremi olmuş ve ashabı kef ile ashabı rakim göreve davet edilmiş. Bu ikinci nidada da yine kalp yani beyin çakrası açık olan ferase tehli tarafından duyurmuştur. Sesi duymayanlar için bu nidanın matematik diliyle Türkçe'ye çevirisi, çevirisi 9 Haziran 2003 tarihinde detaylı bir şekilde izah edilerek Türk Kadim Devleti olarak ifşa edilmiş ve Hüseyin Hakkı Kahveci'nin Tanrı tarafından seçilmiş önder olduğu hususu 13 Haziran 2023 tarihinde şu anda beni dinlediğiniz kanaldan yayınlanmıştır. Ocağını közleyen lidere bu süreçte ashabı keyf ve ashabı rakim tarafından saf tutulmuş ahit sandığı olarak bilinen tabu sekine teslim edilmiştir. Evet, göktu, mavi tu, altın kurt başlı tu, kadim devletin kılıcı kurt başlı siyah sancak, hızır sancağı kahveci sancağını açan Türk kadim devletinin ulu evladı, seçilmiş lider, kayaların oğlu Hüseyin Hakkı Kahveci, bütün bunların akabinde 19 sürecinin söz döneminin sahibi Ulu Karakut, Muhammed bin Abdullah'a Mekke'de açtığı Türk ocağı olan Hira Mağarası'nda Cebrail ile ilk karşılaştığı ve ilk ayetin verildiği 26 Ağustos 609 tarihinden tam 1414 sene sonra aynı gün Konya toprağında peygamber mührü sancağını açarak Mehdiyetin de sahibi olduğunu görebilen gözlere göstermiştir. Payidarlık tarihi olan 29 Ekim 2023 tarihine doğru ilerlerken devlet kodu olan 14 rakamı çalışmaya devam etmiş. Peygamber mührü sancağından tanrısal kod olan 19 gün sonra 1. 19 sürecinin sahibi Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ün 142. doğum yıl dönümü olan 14 Eylül 2023 tarihine gelinmiştir. 142 14 ve 2 devlet kodu 14 yine çalışmıştır. 14 Eylül'e gelinmiştir ve ruh bütünleşmesine ramak kalmış 219 sürecinin sahibine işaret edilmiştir. İkinci 19 sürecinin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ve on 19 sürecinin ruh bütünleşmesine hazır olan kayaların oğlu Hüseyin Hakkı Kahveci olarak 2 çarpı 19 eşittir 38 saat sonra Ankara'da imsak söküşünde 16 Eylül 2023 saat 04.59'da Hacı Bayram makamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imar duası yapılmış ve akabinde Kayaların oğlu Sayın Hüseyin Hakkı Kahveci, ocağının közünde birleşen yoldaşları ile birlikte anıt kabile çıkmıştır. Şu an beni dinlemekte olduğunuz kanalda 16 Eylül 2023 tarihinde anıt kabirde yapılan bu ziyarete ziyarette ruh bütünleşmesinin tamamlandığı hususu Kayaların oğlu Hüseyin Hakkı Kahveci tarafından ilan edilmiştir. Evet, 16 Eylül 2023 Ankara'da imsak vaktinde yapılan imar doğası ve akabinde gerçekleştirilen anıt kabir ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu ile bu bütünleşme sağlandı ise matematiğin bizi payidarlık tarihi olan 29 Ekim 2023 tarihine götürmesi gerekmektedir. Şimdi bakalım. Şu anda ekranda Hüseyin Hakkı Kahveci isminin harflerinin rakamsal karşılığını ve toplam değerinin 316 olduğunu görmektesiniz. Evet şimdi de Mustafa Kemal Atatürk isminin harflerinin rakamsal karşılığını ve toplamının 1348 olduğunu görmektesiniz. Bu iki ruh mezci olduğunda 1348 eksi 316 eşittir 1032 rakamını elde ediyoruz. Ruh bütünleşme tarihi olarak ilan edilen 16 Eylül 2023 tarihinden 1032 saat ileri gittiğinizde Kaydarlık tarihi olan 29 Ekim 2023 tarihine geliriz. Evet, matematiksel olarak uyumlanma %100'dür. Ve bu ashab Rakim tarafından tescil edilmiştir. Kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin banisi Gazi Maraşan Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunda ifade ettiği Türk istikbalinin evladı Kayaların oğlu Hüseyin Hakkı kahvecidir. 19 sürecinin aktif edicisi Ulu Karakurt, Muhammed bin Abdullah zehirlenerek şehit edilmiştir. 1. 19 sürecinin sahibi Ulu Karakurt Gazi Mustafa Kemal Atatürk de zehirlenerek şehit edilmiştir. Kimse onları ölü sanmasın, şehittirler, diridirler. Bütün Türklük camiası bilsin ki 1.19 sürecinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirilen bütün devrimler Muhammed bin Abdullah tarafından getirilen Kur'an ayetlerine dayanmaktadır. Karşı devrime uğratılan bu süreçler Kayalar'ın oğlu Hüseyin Hakkı Kahveci döneminde karşı devrime uğrama imkanı bulamayacaktır. Ve bu bütün devrimler tamamlanacaktır. Daha önceki yayınlarda söylediğimiz gibi, 1414 sene evvel Mekke topraklarında Hiram arasında yanan ocak ateşi bugün Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarında Atabey 19 Gençlik ve Kültür Ocakları'nda yanmaya devam etmektedir. Yakın gelecekte bu ateşi bütün dünya tanıyacaktır. Küresel medya organlarında yayınlanmıştır ki, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yaşayan topluluğun ortalama zekası 89 olarak ölçülmüştür. Bu zeka ölçüm skalasında 88 orangutan zekasına karşılık gelmektedir. Bu gösteriyor ki Arap Suresi 166. ayet devrededir. Bu saatten sonra halk seçilmişliği ile gidilecek bir yol, varılacak bir hedef yoktur. Bayrağımız hilali ve tarık yıldızını taşıyamayacak durumdadır. Olabildiğince kirlenmiştir. Alınacaksa hak seçilmişliği ile yol alınacak ve hedefe varılacaktır. Millilik iddiasında bulunan Nizam kurmaya çalışan fesat ehli kulağınızı açın ve beni iyi dinleyin. Araf 183. ayet devrededir. 4 Ekim 2023 tarihi itibariyle verilen mühlet dolmuştur. Türk kadim devlet olarak altını çizerek ifade ediyorum. Unutulmasın sakın. 19 sürecinin köz dönemi başlamıştır bu süreçte düşmana ölüm, hainlere ölüm, münafıklara ölümden başka bir yol tanınmayacaktır. Tanınmaz. Bu köz düşmanı yok eder, dostu pişirir, adem eder. Ya dünyayı cennete çevireceğiz, öz olacağız ya da tufan. İki seçenek var. Ya öz ya köz kulağınızı açarak iyi dinleyin. Gazabımız pek şiddindir. Bu böyle biline. Yeryüzünde ne varsa, gökyüzünde ne varsa ve bu ikisi arasında her ne var ise hepsinin mülkü Allah'ındır ve mülk sahibine teslim edilecektir. Ay gökyüzünde kaldıkça ulu ataların duası üzerinize olsun.